Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli aziz seyirciler, her şeyden önce saygı selamlarımız tüm seyircilere, özellikle programımızı izleyenlere, ister bu Irak'ta, ister yurt dışında herkese saygı selamlar. Bugün yine de Allah'ın izniyle Kerkük'ün güzel havasından yağmurlu bir havası var. İnşallah oradan sizlere güzel bir tarifler veririz Allah'ın izniyle. Mutfağımıza geçmeden önce teşekkür ederiz Empire şirki vekiline Hacı Gazi Bey'e ve bir de firmasına, BGT firmasına çok sağ olsunlar ki sponsor oldular programımıza. Ve bir daha dediğimiz kimin bütün seyirciler duysunlar, şu anda ekran karşısında oturanlar, her kim telefon bağlantısı yapmışsa telefonları kayıtladı. Sadece program içinde telefonları kayıtladı. İnşallah Ramazan'ın son günü Allah kısmet ederse bir çekiliş olacak. 3 ödül var, yani 3 hediye var. Üçü de birbirinden ağır, değerli. Şirket tarafından sizlere armağan etmiş. İnşallah şanslı olan insanlar, ihtiyacı olan insanlara layık olur. Burada gelen mutfağımıza Bismillahirrahmanirrahim adıyla adımımız atak. Bugünün mutfağında güzel, mevsime göre çorbamız var ve güzel bir Empire pirinciden, çünkü biz her gün pirinç pilavı yapmamız lazım. Onu da çeşit çeşit sizler için hatırlatırız istediğimiz şekilde. Şimdi tam mantarın, yani fıtırın mevsimidir. Onun için Empire pirinci de çok hafifti mideye, şeker hastası için ve bütün insanlar için. Tavsiye ederim, bir sefer alsanız daha bırakmazsınız. Onun yanında mantarlı yapacağı ve bir de bu mevsime, bu güzel yağmura karşı bir güzel mantar çorbamız var. Bu sefer avuçludu yani. İnşallah sizler de bu yöntemde yaparsınız, çok beğenirsiniz. Gelelim üçüncü tarifimize, tabi söz vermiştik sizlere, kadayıf. Kadayıfı da güzel. İç harcını cevizli yapacağız. İsteyen de kremalda yapar. Biz cevizli yapacağız. İnşallah ağzınıza layık. Dördüncü de içeceğimiz de bir gün hepsi birbirine uygun olan bir gün Adana usulü harika bir muz içeceği yapacağız. Sütlü muz içeceği. Tabi sadece bir tek bizimle farkı var. Bir püf noktası var, onu da şimdi yaparken sizlere açıklarız. Gelelim hangi iş bizde zaman alır, önceden ona başlayalım. Önceden çorbamız yapak, zaten pirincimiz çok hızlı olur. Ocağımızın altını açak. Çorbamızı yaptıktan sonra kalan işleri yaparız. Burada tenceremizi ocağa alalım. Pardon, kapakta özgüden kalkarım. Önceden burada gördüğünüz gibi zeytinyağımız var. Ocağa alalım. Sonra tereyağımız var. Tereyağı dedik her zaman yemeğin en güzel lezzet veren tereyağıdır. Yağımız erisin. Eridikten sonra kalan malzemesini ekleriz. Burada yağı, tabii ki dedik tereyağı hiç tek başına erimez, yoksa margarin de aynen. Mutlaka bir az zeytinyağı veya sıvı yağ ilave etmemiz lazım. Burada bir adet soğanımız var. Soğanı ilave ederiz. İyice yumuşasın. Çünkü bu çorbanı güzel bir şekilde hazırlarız. İyice kavururuz. Soğanımız yumuşasın. Yumuşadıktan sonra kalan malzemesini ekleriz. İyice karıştırarak, çünkü burada da 2 havuç rendelemişik. Gördüğünüz gibi rendeden geçirttik. Burada da dereotumuz var. Yarım bardakta sütümüz var. Dereotuyla sütü en sonda ilave ederiz. Burada gördüğünüz gibi hazırladığımız 2 kaşık unumuz var, tuzumuz var. Bir de macimiz var. Tabii ki tavuk maci kullandık. Neden? Çünkü et uygun olmaz. Hafifti o yüzden. Bunu güzelce yumuşatırız. Mantarımız da gördüğünüz gibi taze mantardı. Mantarı da diğerler yıkamayın, peçeteyle silin. Ama ben o insanlardan değilim. Yıkadım özünü, sızdım. Güzel gördüğünüz gibi herhangi bir şey de olmadı. Bunu da güzel içine soğanla, havuçtan kızardırık. Ondan sonra kalan malzemesini ekleriz. Bu tarafta da gelin pirincin de soğanı çünkü kızarmak ister. Onu da açalım. Pirincimiz için de aynen burada gördüğünüz gibi zeytinyağımız var. O bir de tereyağımız var. Tereyağı çok önemlidir, çok faydalıdır da. Bu da biraz erisin, kalan malzemesi. Tabii gördüğünüz gibi bir kaşık kullandık. Neden? Çünkü ikisinde de aynı malzeme, soğandı, yağdı. Bunu güzel bir şekilde erisin. Burada eriyince gene de burada bir adet soğanımız var. Tabii ki mantar soğanı sever, soğan da yumurtayı sever. Bugün güzel bir pilav, yumurtalı, mantarlı bir pilav yapacağız. Güzel yumuşasın. Soğanı dik kalmasın, biraz yumuşasın. Tabii ki ondan sonra da mikserden de geçirebilirsiniz. İstesavuz mikserde geçirdersin, istesavuz tane tane kalsın. Burada gelin havuçlarımızı ekleyelim. Bismillah. Havuçlarımızı da ekledik. Şimdi güzel havucumuz da yumuşasın. Ondan sonra kalan malzemesini ekleyelim. Bu sefer kaşığımızı da ekşek çünkü orada havuçlu oldu. Soğanımız güzel yumuşasın. Mantarımızı da güzelce kızardırık. Empire pirincinin tuzunu, suyunu eklerik. Burada çorbamız gördüğünüz gibi güzelce havucu da biraz yumuşasın soğanla birlikte. Sonra suyunu eklerik. Ve mantarını eklerik. Dediğimiz kimin isteyen bunu mesela Robert'tan da geçirdi. İsteyen de bu şekilde koyar. Bunu bu şekilde hazırlayak. Güzelce. Şimdi 2 kaşık unumuzu ekleyek. 2 kaşık unumuzu da havuçtan, soğanla güzelce kavurduk. Diğer tarafta da soğanımız, pirinci güzel bir şekilde pembeleşsin. Ondan sonra kalan malzemesini ekleyelim. Burada gördüğünüz gibi çorba için havuçtu, soğandı, undu. Şimdi mantarlarımızı ekleriz. Biz Robert'tan geçirtmek istemiyoruz. Bunu da bir aşama güzelce kavururuz. Mantarlar da yumuşasın. Sonra sıcak suyunu, et suyunu, eğer var ise, yok ise damacı ilave edebilirsiniz. Burada da soğanımızı bekleyelim tamamen yumuşasın. Burada diyebiliriz soğanımız da yumuşadı. Pirinci gelelim. Burada gördüğünüz gibi 5 tane yumurta koymuşuz şey için, üstü için, kızartma için. Burada da haşlanmış yumurtamız var. 1 kasa mantarı soğanın üzerine aldık. Tabii o kadar güzel basmışız çünkü taze mantar hemen ocakta olduğu zaman, yumuşadığı zaman çok azalır. O yüzden. Şimdi çorbamızın suyunu ekleyek. Bismillah. Bir miktarını ilave edek, karıştırak. Hatta topaklanmasın. Sonradan kalan suyunu ekleriz. Burada da et macimiz var. tavuk macı pardon. Macını aldığımızda çok az miktarda tuz. Bunları yanalım. Bir telefon bağlantısı var buyursun. Buyurun. Alo. Alo. Alo buyurun. Alo selamu aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah berekatuhu. Kimiyle görüşürüm? Nasılsın hayatım İsa? Sağ ol canım. Size İsa ben de iyiyim. Kimiyle görüştüm? Ramazan'ı da mübarek olsun. Evet, sağ ol sizi de Resul'ün nasıl teşekkür ederiz programımıza. Ben Hüseyin annası yani Kifr'den. Baştan gözlerine Hüseyin annası. Hoş geldi programımıza. Ben Havan'dan çok telefon ederim. Ben Irak'ta ben çok hastaydım. Geçmiş olsun. Vurmuştum bana. Onun için yetmirdim. Geçmiş olsun canım. İnşallah Allah bu Ramazan-ı Zühürmet hatırı için sağlıkla kavuşsan hayatım. Ya Rabbi Allah inşallah seni duayı kabul etsin. İnşallah. İnşallah eyler duası hayatım olsun. Hayatım canım. Hayatım sen. Allah'a emanet. Buyurun. Teşekkür ederiz bizim ablamız, devamlı arkadaşımız Hüseyin Annası. Kifr'den bize ağrı saygı salamlarımız, kucak dolusu sevgilerimiz kendine ve bütün Kifr halkına buradan saygı salamlar, kucak dolusu sevgiler. Ablamız dedi biraz sağlık durumum iyi geldi. İnşallah Allah sağlığına kavuşturur bütün insanları, bütün hastaları. İnşallah kimse hasta olmaz ve hasta da olan Allah'tan bir nimetti. Dua etsin, keyfi gelsin. Çünkü Allah her iyi insana hastalık verir. Buradan gördüğünüz gibi Empire pirincimiz de hazırdı. Sadece keser özün. Bismillah. Yediğimiz kimin? Bu pirincin sütlacını da yapacaksınız için. Çünkü içeceğini yaptık. Ve güzel bir şekilde pirinçleri her gün çeşit çeşit sizlere ki bilin. Pirinç hiç bitmez, çeşit çeşit yaptıklarımız var. Henüz daha fazla yaparız. Bu biraz mantarı iyice yumuşasın. Çorbamızı bir daha karıştırak. Çorbamız gördüğünüz gibi çok güzel. Bir az tamamen kıvamın azsın. O zaman sütünü ve dereotusun ilave ederiz. Ataşın hafif eder, güzelce kaynasın. Burada da soğanla mantar güzel bir şekilde yumuşamaya başladı. Çünkü mantarlı pilavı yapsanız çok güzel. O her zaman da mantar soğan sever, soğan da yumurta sever. Bir gün biz sizler için basit bir değişik bir süsten yumurtayla süsleriz. Bunu çocuklar da sever ve yaşlılar da sever. Burada soğanımız, mantarımız tamamen bitti. Bismillah. Gördüğünüz gibi pirincin hiçbir tozu yok. Tertemiz. Bir de neşeviyatı yok. Güzel bir şekilde direkt ege gevlüs tutmarsa dedik yakavun özün. Burada bu şekilde bir telefon bağlantısı var buyursun. Buyurun. Alo selamu aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah berekatuhu. Buyurun kiminle görüşürüm? Hayatım sen Neşe abla, Muhammed Annası. Baştan gözlerine Muhammed Annası. Hoş geldin programımıza. Buyurun. Hoş buldum. Sağ ol hayatım. Ramazan'ın hayırlı olsun. Cümlemize Allah razı olsun Muhammed Annası. Buyurun. Hayatım sen sağ olun. Sağ olun güzel yemekler yapsan. Hayatım ne demek bu oyunumuzun borcudur canım. Hayatım sen. Zahmet olmazsa bir şey istedim senden. Böyle buyurun. Böyle. İstedim börek, sulu börek istedim senden. Sulu börek, yaş börek. Ha, inşallah onu bir gün yaparız siz uç gözünüz ögünde Allah'ın izniyle. Yakın zamanda. Hayatımsan. Sağ ol, teşekkür ederiz Muhammed Annası. Teşekkür ederiz Muhammed Annası'na sonsuz teşekkürlerimiz. Kendinize de hayırlı Ramazanlar ve bütün bizim burada duyanlara, seyircilere, hepsine hayırlı Ramazanlar. Zaten Allah'ın izniyle gördüğünüz gibi güzel gün olduğu için hemen koştu. Yarın Ramazan'ın 15'ine girir. Ondan sonra veda olur. Bilmezsiniz gözünüzü yum aç. Bakarsınız bu güzel gün, bu güzel hayat birden gitti. Çünkü güzel zamanlar dikkat etseniz hızlı bir şekilde gider. Buradan saygı salamlarımız, kucak dolusu sevgilerimiz Muhammed Annası'na. Burada suyumuzu ekleyek. Bir Bir bakalım ne kadardı suyu. Kaşıktan karıştırdığımızda bildik. Şimdi bu kadar yeter. Biraz da su kızdırak ne olur olmaz. Şimdi pirincimiz ocağın üzerinde. Bir yandan çorbamızı tamamladık. Tabii ki tezgahı da silah. Burada gördüğünüz gibi dereotumuz var ve bir de sütümüz var. Tabii çorbamız piştikten sonra sütüden dereotusunu ilave. Eğer isteyen robottan geçirsin. Mantarı sonradan koyar ilave. Biz haz ettik güzelce içinde kavrulsun. Ağzımıza tane tane gelsin. Eğer tercih eden var ise soğanla havucu kavurduktan sonra suyunu koydu, ununu ilave etti. Tam kaynadı, havuçlar pişti, robottan geçirdi, sonra mantarı koyar. Bir telefon bağlantısı var buyursun. Buyurun. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullah berekatuhu. Kiminle görüşürüz? Ben Kamal. Baştan gözlerine Kamal Bey, hoş geldin programımıza. Buyurun. Merhaba, şerli Ramazan üzerine, ümmeti Muhammed üzerine, Amin. Amin. Cümlemize. Vakıza birleşmiş kardeşlik şabinde hazır oldu İstanbul'da. Bəli. Sağ olasın Kamal Bey, Allah razı olsun. Sağ olasın, Allah bizim için. Rahat şey istedik, bu lahana zalatası. Her evde daha sakat çıkar lahana. Lahana zalatası? Ha. Mor lahana ya beyaz lahana? Mor. İnşallah, indi açıqlarıq sizi üçün. Yani turşusun desen ya zalatasın? Yok, zalata böyle mukabile kimi, mukabile. İnşallah, indi açıqlarıq sizi üçün. Allah'ın izniyle. Teşekkür ederiz bizim abimiz Kamal Bey'e sonsuz teşekkürlerimiz, saygı selamlar kendisine ve abisine ki nişanına, kabine hazır olmuşuz. Buradan hepsi bütün aileye saygı selamlar, kucak dolusu sevgiler, hayırlı Ramazanlar, mutlu günler dileriz. Bizden lahana mukabilatını istedi, yani lahananın mukabilatı. Onu sadece doğrasız, temiz yıkadıktan sonra, doğradıktan sonra bir az tuzdan limon tuzu sepəsiz, bir kenarda bekletirsiniz. Ondan sonra elinizden avalasız. Avaladıktan sonra bunun için ister maydanoz, ister nar, ister de pencer, hazır haşlanmış pencer yani şavender. Doğrasan özüyden güzel nar ekşisidir, yoksa da zeytinyağıdır. Maydanozu da sepesen, inşallah bu sefer yaptıysanız diyarıq afiyet olsun. Gelelim pirincimize. Pirincimiz de yavaş yavaş suyunu çekmek üzereydi. Çorbamıza da bir bakak. Bugün neden? Biraz hafif yemek yaptık çünkü kadayıfın çok işi var. Gelelim kadayıfımızı hazırlayalım. Önceden süzgecimizi alak, kasamızı alak. 2 tane kasa aldık. Birine süzeriz, birine de. Bir telefon bağlantısı var buyursun. Buyurun. Alo. Alo. Alo buyurun. Buyurun, kimiyle görüştük? Meryem. Meryem, hoş geldin programımıza. Buyurun. Buyurun Meryemciğim. Ben çok seviyorum. Canım, ben de seni severim Meryem. Alo. Alo. Eşlisin beni? Ha, eşli. Hayatım Meryem. Hayatım, canım Meryem. Ne yemek seversen Meryem? Yerpak. Yerpak. Zaten bir küçük çocuklarımız da bizden yerpak istedi, söz verdik. Has yerpak edeceğiz inşallah. Yakın zamanda. Canım. Teşekkür ederiz bizim küçük Meryem'e. Sonsuz teşekkürlerimiz buradan. Öpüşücüklerimiz Meryem'e. Allah razı olsun kendisinden ve ailesinden. Buradan Allah'tan mutluluk isteriz özleri için sağlıklı. Burada gördüğünüz gibi 2 bardak kaynak suyu aldık hatta ilik olsun. Çok ilikte değil ki biraz kaynardı. Burada da 1 bardak sütümüz var. Gördüğünüz gibi hepsini aynı bardaktan ölçmüşük. Neden? Hatta hepsi bir şekilde olsun. Burada getirelim. Kabartma tozumuz var. Bu bir de bir çimdik tuzumuz var, karbonatımız var, nişasta var, şeker var. Hepsi ölçülere yazıldığı gibi yapasız. Bunları da alağın. Bir telefon bağlantısı var buyursun. Buyurun. Alo, selamun aleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullah berekatuhu. Buyurun kimiyle görüşürüm? Ben Eşvak. Baştan gözlerine Eşvak Hanım. Hoş geldin programımıza. Buyurun. Sağ ol. Hayatım Ramazan'ınız hayırlı olsun. Ve âli davar olsun. Allah sana sıhhat, afiyet versin. Amin. Cümlemize Eşvak Hanım. Teşekkür ederim bu güzel dava. Hayatım sağ olasın. Birem abla senden istirem tarifi köpme. Daimen ben köpme ederim içi hamil oğlu. İnşallah indi açıklar. Hazırlık böyle içi hamil. Hazırlık böyle bir kez kuruluk olsun özünde. İnşallah köpme özü zaten çok güzeldi kuru olsa. Biz de kuru sevak. Şimdi bir hafif basitin diyelim sadece. İçi yelinmir yani zaten. Atırı gözü, hoş dögü. Tamam, gözüm üzerine Eşvak Hanım. Gözün sağ olsun. Var olasın hayatım sen. Allah'a emanet. Teşekkür ederiz bizim ablamıza. Sonsuz teşekkürlerimiz bu güzel duaya. İnşallah bizi duyanları da hepsine nail olsun. Allah razı olsun kendisinden de saygı salamlarımız, kucak dolusu sevgilerimiz Eşvak Hanım'a. Lokma tatlısı istedi yani köpme. Bizim yöresel yemeklerden de eskilerden bizim babaannelerimiz, anneannelerimiz, annelerimiz oturup bir kase alırdılar. Bunu elden saatlerce çırpardılar ama bir lezzet olurdu. İnan ki onu şerbete koymazlar. Sade koyardılar. Bir kasede şerbet koyup yanına bandıra bandıra yerdik. Hiç ibşak olmazdı. İçine kadar çıtır çıtır. Çünkü pişirmeyi önemliydi. Biz gelağın sadece bir hafif basitini açıklayalım. Mesela bir 2 bardak un, 1 bardak, bir baking powder, bir kabartma tozu. Yani baking powder vanilya. Bunlar ikisini katasan birbirine unla birlikte alabildiği kadar su. En basitidir bu. Güzelce çırpasan anında. Çünkü beklemesen. Mesela yağı koyupsan ocak üzerine, şerbeti, savuk katı hazırdı. O zaman kalsan pişirmeğine. Çünkü kabartma tozu var içinde. Beklese o söner. Güzel olmaz. Bunu hemen çırptı, ihtiyatı var, her şeyi hazırla, kalk pişirmeye. Bunu yuvarlak yuvarlak, ben el yardımıyla görersiniz, el yardımıyla atırsan yağın içine, yağ da orta ateşte, beklesen, ara sıra döndürürsen, hatta ki içi de kuru olur. Ondan sonra savuk, katı şerbete ilave edersen, çıkartırsan. Ve inşallah bu sefer yaptığı da diğer afiyet olsun. Burada gördüğünüz gibi sıvı maddeleri ilave ettik. Gelağın unumuzdu. 2 bardak undu, 1 bardak irmikti. İrmik dediğimiz simitti. Bunu bu şekilde ama bazen unsuz sever, bakasız koyu oğlu, koyu şeklinde yapmarız. Biraz su ekleriz. Burada da irmikimizi alalım. Zaten irmik güzel eder özün, biraz daha güzel çıtır oğlu. Bunu bu şekilde ister el yardımıyla, ister mikserla çırpabilirsiniz. Gördüğünüz gibi iç harcımızda cevizdi. İsteyen krema. Geçen sefer krema yaptık. Mesela 2 bardak sudu, 2 kaşık undu, biraz tereyağıdı. Bunu güzelce mahallabi şeklinde savuk savuk önceden tencerede eridirsen suydan unu. Ondan sonra içine margarin yani kere koyasan, ondan sonra hazırlasan. Bir telefon bağlantısı var buyursun. Alo, buyurun. Merhaba. Baştan gözlerine... Merhaba, nasılsın Esad Hanım? Hayat iyisin. Sağ ol canım, size iyi sazmen deyim. Kimiyle görüştüm? Valla ben Menar, Nedvan. Baştan gözlerine Menar anlasın. Hoş geldin programımıza. Buyurun. Çok memnunum bu yemekleri ve sağlık. Allah razı olsun Litvan Hanım, teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Ruhunsan hayatım. Hayatım. Her sıram telefon edim alabilmirim seni hiç. Elhamdülillah indi sesi duyduk. Memnun olduk. Sağ olun. Günde bakarım inan yemekler ve çok da affetsin. Elva sağlık. Allah razı olsun. Sizlerden barabar. Sizlerden barabar Mener anası. Hayatım sen sağ olasın. Çok memnun yemekler istedim sağlık etsin. Hayatım sen. Memnun olduk. Sizlerden barabar. Çok sağ ol canım. Teşekkür ederim Litvan Hanım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayatım. Hayatı var olsun. Allah'a emanet olasın. Allah meneri saklasın. Mene Ranası sağ olsun, güzel dualar, güzel laflarına teşekkür ederiz. Allah razı olsun özünden de. Burada gördüğünüz gibi saygı salamlarımızı unuttuk. Kucak dostu sevgiler kendine, o menerine. Buradan kucak dostu sevgiler. Burada hamirini bu şekilde yaptık. Geldik bunları yanalağın elimiz altı açsın. Suyun içine koyak. Hatta bir 5 dakika, 10 dakika bekletirik. İçindeki irmik tamamen şişsin. Ondan sonra kalan işine bakarız. Bunları da alak. Tabi bir aradan çorbamız hazır oldu. Bir taraftan da pirincimiz hazır oldu. Burada pirince de bakalım. Gördüğünüz gibi. Tane tane her gündeki gibi sepelerini gördüğünüz gibi çok güzel olup bu şekilde hazır oldu. Biraz da damansın, sonradan altını kapatırız. Çorbamıza da bir bakak. Çorbamız da güzel kıvamında pişirir. En sonda sütünü ve dereotusunu ilave ederiz. Çorbamız da hazır oldu. Gördüğünüz gibi burada henüz çırpacağız biraz. O yüzden çırpmanı kaldırmadık. Bir de hamuru burada sızarık. Hatta ki içinde düğün düğün kalmasın. Ama şimdi de ki bir telefon bağlantısı var buyursun. Buyurun. Selamun aleyküm abla. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Selam hayatım. İyisiniz. Sağ ol canım. Size iyi sazmen de yiyem inşallah. Sağ ol hayatım. Hayatım. Baştan gözlerine Resulan nasıl? Hoş geldin programımıza. Hayatı var olsun. Size iyi sazmen de yiyem ruhum. Ben şey tarifini istedim. Sütlaç. Sütlaç. Zaten gelecek program yapacağız kızım. Allah'ın izniyle. İnşallah hayatım Resulan Nas'ı teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz bizim ablamız Resulan Nas'ına sonsuz teşekkürlerimiz, kucak dolusu sevgilerimiz. Ne güzel sakin sakin konuşurlar, hepsi şeyler bizim izleyiciler. Buradan dediği kimi sütlacı yarın yapacağız. Şimdi bir gün tahammüleyle yapma ne ki alude sakat çıksın yoksa bir şey eksik olsun. Güzel bir Empire pirinciyle biz yapacağız. Çok hafifti maddeye. O inşallah gönlünüze göre olur. Gelin burada. Ocağımızın çorbanı diğer tarafa koyak. Hatta ki işimiz yanmadı bu. Çok hafif ateşe çorbayı bırakıyoruz. Daha şu oturmuyor tam. Bir telefon bağlantısı var buyursun. Buyurun. Alo. Alo. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Kimiyle görüşürüm? Seneyden. Nerefe Neşe Hanım. Sağ ol canım Sene Hanım. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sağ olasın. Elva sağlık. Hacıya olasın inşallah. Cümlemizden inşallah. Hayatım Sene Hanım. İnşallah. Ben hediyetim Allah tersive ettim. Çok sağ olasın. Allah razı olsun. Elva sağlık. Hayatım san. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ben de teşekkür ederim. Allah razı olsun Sene Hanım. Güle güle. Teşekkür ederiz bizim ablamız Sene Hanım'a sonsuz teşekkürlerimiz ki programımıza katıldığı için. Buradan saygı salamlarımız, kucak dolusu sevgilerimiz kendisine ve ailesine. Sadece bizimle katılmak istedi, sesimizi duymak istedi. Allah razı olsun kendinden ve ailesinden. Burada biz bunları yanalak, kapakların yerini buraya koyak. Tabii ki çorbamız da hazır oldu. Hadi bu ocağı kapatak. Biraz burada tencereler büyüktü sanırsam. Ateşin az edağın, hatta ki çorbayı o tarafa koyağın. Biraz şeyler sıcak soğuk olunca bazı gözü kullanmadık o zaman gece yanları. O yüzden. Şimdi çorbanı o tarafa atak, hatta ki hafif ateşe. Bak burada yandı. Bismillah. Ateşini çok hafif ederiz. Burada tavamızı ocağın üzerine aldık ama henüz yapmayacağız. Burada da tavada bol yağ var. Kadayıfımız için. Kadayıfımız biraz hazır olsun. Burada gelin. Gördüğünüz gibi kadayıfımız çok güzel. Kıvamı da çok güzeldi. Mene geldi bir az su ister. Çünkü burada da ılık suyumuz var. Çok koyu olmaz ve çok da katı olmaz. Bunu bu şekilde süzgecimizden geçirdik. Bismillah. Gördüğünüz gibi. Bir süzgeçten, hatta ki içinde günler falan kalmasın. Bu şekilde hareket veririz. Hatta ki hepsi ensin. Neden bunu yaparak? Hatta dediğimiz kimi koyular katı şekilde olmasın. Gördüğünüz gibi şimdi katı şekilde olduğunda düğünler hepsi içinde kalır. Sızdığımızın güzel bir şekilde. Böyle de alağın yan. Tezgahımızı silağın. Pardon. Pirincimiz tabii ki dem aldı. Çorbamız ataşın hafif etmişik. Buradan da kameramenden rica etsek bize sütü buzluğa koymuşuk dondurucuya. Hatta ki çünkü dedik püf noktası bundadır. Püf noktası dediğimiz kimin? Adana'nın meşhur bir muz şerbetidir. Sadece biz sütü normal ilave ederiz ama Adana usulü olduğu zaman en güzel lezzet verdiği zaman dondururlar. Mesela süt donar, donduktan sonra bunu güzel bir şekilde hazır ederler. Teşekkür ederiz bizim kameramenlere. Allah razı olsun. Her zaman yorulturuz gözlerin. Burada gördüğünüz gibi bir telefon bağlantısı var, buyursun. Buyurun. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullah berekatı. Sağ olasın. Sağ ol. Kimiyle görüştüm? Ben Haydar Aslı Baba, Saharafa'dan. Baştan gözlerine Haydar Bey, sağ olasın. Teşekkür ederiz Aslı Babası. Allah razı olsun. Sağ ol. Buyurun. Ben zahmet olmasa her şeyden önce Ramazan'ın hayırlı olsun, dualarınız kabul olsun. Amin. Allah ümmeti Muhammed'i iflah etsin Ramazan'da. Amin. Yani o da bir güzel nazik yemekleri yapsan. Çok sağ olasın. Buyurun. Güzel bir küçük müdahale edebilirler zahmet olmasa. Buyurun, buyurun. Buyurun Aslı Babası. O da caizen değilsen, siz maddi tarafından, ben koy manevi tarafından değilim. Böyle, buyurun. Caizelerimizi, birinci caizemiz bizim millet olarak Allah'ın şükür olsun bir güzel nazik dili verip bize. Bu büyük bir rahmet Allah'tan. Böyle. İkinci caizemiz Allah ya Rabbil Alemin bu uydunuzu zeval vermesin. Özü çalışanlar içindekilere ki dört gözden beklerdik 20 dakika televizyonu. Şimdi maşallah 24 saat bakır gözlerine bıkmadan, usanmadan devamlı televizyon kanşarında ailemiz oturup bakırlar bu güzel programları dinlenir. Üçüncü caizemiz nerede? Ben her zaman diyorum bizim uydumuz bir güzel yeşillik bahçeye benzer. İçi doğuluptu gülden, renkli güllerden. O günlerin birisi senin programıydı. Allah yardımcı zeval vermesin. Elinize sağlık. Canımıza sağlık. Allah razı olsun. Bundan daha güzel günleri görürüz. Allah sonra bu uydumuzun sayasıyla. Allah razı olsun. Yok sağ olasın. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Teşekkür ederim Aslı Babası. Çok sağ ol programımıza katıldığı için. Zaten o kadar konuştuk ki ben az kalıp gözlerimin yaşları aksın, sevinç yaşları ki bu güzel lafı var, bu güzel anlatmağı var. Tabii ki bizden armağan olan bulardı. Ama işte bir gevur hoşluktu o da hediyesi. Çünkü firma tarafındandı. Biz zaten hediyelerimizi almışız. Elhamdülillah diyelim kimin. Allah razı olsun senden de Allah uzun ömürler versin aslı babası. Ne kadar desem teşekkür ederim. Hiçbir türlü anlatabilmem sana. Ve buradan saygı salamlarımız, kucak dolusu sevgilerimiz sana ve ailemize. Ve Allah bütün kötülükten hepsi etsin sizleri de. Sizler kim insanı çok etsin. İnşallah. Teşekkür ederim. Artık fazla bir şey diyebilmiyorum. Çünkü çok duygulandım. Bu güzel lafı var. Teşekkürler. Allah razı olsun. Gelin içeceğimizi. Gördüğünüz gibi sütümüz donmuş. Kar şeklindeydi. Bunu güzel bir şekilde aldık. Mikserimize aldık. İnşallah düşmesin. Zaten püf noktası buradaydı. Adana'nın usulüdü. Burada da 4 adet muzumuz var. 1 litre süte. Bunu da güzel içine aldık. Burada da 2 kaşık tepeleme şekerdi. Tabii ki muzumuz da şirindi. Çok fazla şeker koymadık. Burada da bir renk olarak yeşil renk. Bunu en sonunda biraz çırpalım. Ondan sonra bismillah. Gördüğünüz gibi biraz çalıştırık, biraz duruduruk. Bunları alağın yan. Hatta elimiz altı açılsın. Bir yanında ocağımızın altına açalım. Zaten açtık bunu. Diğer tarafı da açalım. Hatta ki tavamız sıcak olsun. Bismillah. Çok güzel bir kıvam oldu. Gördüğünüz gibi harika olmuş. Burada da yeşil rengi ilave ederiz. Hatta güzel bir muz dadı. Muz rengi tabii ki bu gıda yemeği boyasıdır. Biraz rengini değişir. Çok fazla koymarız. Burada içeceğimiz hazır oldu. Umarım ki sizler de bu şekilde hazırlarsınız. Gelelim tatlımıza. Tatlımızı burada kadayıflarımızı önceden bir şey Allah kavanoza hatta ki pişirmeyi kolay olsun. Bunu da alayım. Tabii ki ocağımız da şeyi tabii tavanı fırına koymuşuz. Burada bir az sıvı yağ akıtırız. Bir sefer sadece. Biraz peçete, mutfak peçetesi aldık. Bunu bu şekilde tavamızın içine bir telefon bağlantısı var buyursun. Tamam. Alo buyurun. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah berekatuhu. Buyurun kimiyle görüşürüm? İsra. İsra hoş geldin programımıza. Buyurun. Hoş bulduk. Hayatım buyurun. Ramazanımız hayırlı olsun. Amin cümlemizin sizlerden beraber hayatım İsra. Buyurun bir ihtiyacı varsa hizmettayız. Ha valla abla da sahmet acının hamirin üstüne. İnşallah indi açıklarım sağ için Allah'ın izniyle İsra. Teşekkür ederiz bizim İsra'ya sonsuz teşekkürlerimiz ki programımıza katıldığı için buradan saygı salamlarımız, kucak dolusu sevgilerimiz kendisine ve ailesine. Buradan gördüğünüz gibi bu yumurtanı da çırparız, bir tavada kızardırız pirincin üstü için. Önceden dediğimiz gibi teker teker kasada kırırız. Hatta bunu da hazır ederiz. Yumurta da kaynatmışık, onu da süsü için. Onu da yanalak. Gelelim kadayıflarımıza. Kadayıflarımız için tabii ki burada şerbetimiz hazırdı. Şerbeti alalım. Soğuktu şerbetimiz. Burada yumurtanın üzerine çok az miktarda tuz. Çünkü yumurta tuzsuz olmaz. Bunu yumurtanı pirincin üstü için yan koyalım. Gelelim burada. Bismillah. Kadayıflarımızı şu şekilde yuvarlak yuvarlak yaparız. Biraz tavamız sanki çok sıcak oldu. Biraz ateşini hafif edek. Burada şerbet zaten biz bir mecmua kızartmışız. Bu şekilde olur. Üstü tane tane olur. Sonra Allah uzun bir kaba, tabaka üstüne bez örteriz. Burada tabakımız da hazırdı. Bunları yanalak, bırakalım. Bir az tavamız savursun. Ondan sonra sadece bir taraftan kızardırırız. Biz burada hazır yapmışız. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bunları da yağın içine alalım. Çünkü buralarını yapıştırdık. Bismillah. Tez de kızarı. İçine ceviz koymuşuz. Mesela şu şekilde. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Çıktıktan sonra sadece bir tarafını yaparız. O bir tarafın yumuşak koyarız. Ama elimizin altına biraz su koyarız. Burada suyumuz var idi. Suydan hafifçe kenarların yapıştırırız. Bunları yağda güzelce kızardırırız. Ateşini biraz hafif edek. Bu kalsın. Bunları yapıştırmışız zaten. Bismillah. Oradan çıkarttığımızda şerbete ilave ederiz. Bakalım bunlar da pişti mi? Henüz kenarları kızarmayıp gördüğünüz gibi bu şekilde. Bunları aldık buraya. Çok hızlı bir şekilde pişer. Çünkü biraz tavamız da sıcağıydı. Bunu 3 tanemiz hazır oldu. Bunu üzerini örteriz. Sonradan dediğimiz kimin içine ceviz koyup burada gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızarır. Çok da yanmasın. Hızlı bir şekilde kızarır. Pirincimizin de altını kapadık. Çorbamızda sütünü ekleyek. Sadece dereotusun da birazdan. Bismillah. Dereotusunu da ilave edek. Çorbamız da hazır oldu. Pardon, su atladı. Allah kurusun, işte bazen böyle şeyler olur. Bismillah. Bu şekilde yapma da çok basitti. Umarım ki siz de bu şekilde yapın. Gelelim buradan. Pardon, tabakı şeye koydum. Çatalı getirin. Buradan çıkarttığımızda direkt şerbete. Çok hafif ateşte pişirirsiniz, hatta yumuşamasın. Bunları teker teker kızardık. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Hafif ateşte. Bunu hafif ateşte güzelce kızardırırız. Sonra soğuk şerbete ekleriz. Dediğimiz kimin su yardımıyla yapıştırırız. Ne kadar tavamız alırsa o kadar ve çok da güzel olur. Tavsiye ederim. Ama hızlı bir şekilde kızarır. Çok dikkat etmemiz lazım. Bir kilene de yapıştıralım edelim. Gördüğünüz gibi kenarını yaşlarız. Bu şekilde bunu iyice bastırırız. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Ama tavada yeri yoktu. Tavadakileri döndürelim. Lale gibi kızarır. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Tavsiye ederim. Bu kadayıfı herkes yapsın. Çıktıktan sonra soğuk şerbetimiz hazırdı. Bir bakağın çorbamızı bir güzelce karıştırak. Tabii ki çorbamız tam kıvamındadır. Tencerelerin yeri zar zor olmuş. Çünkü ocaklarımız hepsini kullandık. Bir tane de var ise bura atak. Hatta ki tavamızda bu şekilde. Gördüğünüz gibi bunlar da pişti, bunlar da alağın. Değerli aziz seyirciler, kısa bir ara zamanımız geldi. Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ederiz Allah'ın izniyle. Değerli aziz seyirciler, kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edirik Allah'ın izniyle. Burada kadayıflarımızı güzel şerbetten alağın. Kas tabağımıza, ikram tabağına. Tabii ki lale gibi kızarması lazım. Ege bak savuz ne kadar çıtır olup. Sesine bakın. Bu kadar yapabildik çünkü zaman dar olduğu için. Ama o çok çıkar. Yaptığımız miktar çok çıkar. Bunu da hazırladık. Üzerine de ceviz de atabildik aralarına. Çünkü içinde de ceviz var. Cevizden de çok güzel olur. Bu şekilde. Burada diyebildik, bitirdik. Değerli aziz seyirciler, İnşallah umarım ki bugünkü programda sizi beğendirdi. Tabii ki bizim Empire sponsor olduğu için her gün pirinç yapmamız lazım. O pirinçler de ama sade yapmıyoruz, çeşit çeşit. Ki sizlerin de evinde bir değişik sofrada bir değişik bir pirinç olsun, rengarenk. Bir gün kırmızı salçalı da yaparız, bir gün sarı zerdeçalı da yaparız. Çeşit çeşit yapacağız çünkü balıklı yaparız. Her gün biliyorum ki bakın pirinç hiç bitmez. Ama Empire pirincini tavsiye ederim. İnşallah bir gün istediklerimiz de yerine geldi. Bazılarına ulaştırmadık. Zaten yakın zamanda yapacağız. Herkesi sıraya koymuşuz. Ramazan boyunca istediklerimiz sütlacı olsun, her neyi olsun. Hepsini teker teker sizler için. Üzünü de sütlü olsun. Dolması yarpak. Bu çocuklar çok yarpak erişti. Biz de bir has yarpak edeceğiz inşallah. Marul yarpağı. İnşallah onu da beğenirsiniz. Değerli aziz seyirciler, programımızın sonuna geçmeden önce tekrardan BGT şirketine teşekkür ederiz. O bir de Hacı Gazi Bey'e Allah bol rızıklar versin. Allah sağlıklı versin çünkü bizim programımıza destek oldular. Pirincin yanında da içecekleri var, reçeli var. Onlar da şekersiz, sıfır şekersiz. Herkes rahat rahat yiyebilir özünü. Ve umarım ki herkes de sağlığına kavuşu. Allah'ın izniyle bu Ramazan'da güzel dua ederiz. Ne kadar hasta da var ise sağlığına kavuşsun. Değerli aziz seyirciler, şimdi sizinle zaman çok güzeldi. Bitmek istemiyoruz ama zamanımız bitti. Burada ne diyebildik? Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.